Sezonun ilk resmi maçını bugün itibariyle yapmış olduk. Rakibimizin oyun şeklini de biliyorduk. İyi kapanıp hızlı kontratağa çıkma düşüncesi vardı. Bütün bunlara hazırlık olarak iyi yaptığımızı düşünüyorum. Takımımız hazırlık döneminde dahil 90 dakika oynayan oyuncu sayısı azdı sezon başı olarak. Bir iki oyuncu herhalde bir iki maç öyle oynamak zorunda kaldı. Onun dışında 90 dakika göreceğimiz oyuncu durumu bu maçta da biraz görme durumumuz oldu fiziksel olarak. Ama fiziksel, teknik, taktik, mental olarak takımı olumlu buldum. Oyun kontrolü bizdeydi. Ne yaptığını bilen, akılcı oynayan, sabırlı oynayan, rakibi çıkartmayan, işte bir iki pozisyonda çıkartıp golü yiyen, hata yapan bir takım olarak da eksiklerimiz vardı. Ama genel olarak oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne yansıdı. Yememiz gereken bir golü yedik. Daha fazla atak yapmamıza rağmen daha fazla gol pozisyonu üretip goller atabilirdik. Ama bunlar sezon başında yaşayacağız. Bazen daha zor maçlar göreceğiz. Rakibimiz de dirençli, savaşçı oynamaya çalıştı. Onlara da bu savaşma, bu mücadele sonunda kramplar da girdi. Dolayısıyla bu zorluklar onlar da yaşıyor ama onlar bizden daha önce resmi maçlar yaptığı için biraz daha önde olabilirdi. Genel olarak oyundan sonuçta memnunum. Sadece yediğimiz gol ve ondan önceki bir tane verdiğimiz pozisyon biraz eksi olarak görünebilir 90 dakika için bunu söyleyebilirim. Önce tabii durum tespiti yapmamız lazım. Bunu genelde bu sıkıntımız var. Belki yanlış bilgiler de veriyoruz veya karşı tarafa yanlış geçiyor. Elimizde olan oyuncuların işte şimdi oynayan oyuncular oynadığımız oyunu bilen, bunun üzerine yeni çeşitliliği koyabilecek oyuncular. Bunlara kattığımız yeni genç oyuncu arkadaşlarımız var, katılan oyuncular var, adaptasyonu iyi yapabilen, ihtiyaç olduğu zaman kullanacağımız oyuncular var. Bunların da sayısını çoğaltmak istiyoruz. Sadece Avrupa Kupaları için değil, aynı şekilde lig için de geçerli bu. Onların da katılımı önemli. Aynı şekilde de transfer yapmaktır. Şimdi transferle ilgili geçen Rebiş'te konuştuğumda iki oyuncunun öyle bu maçtan önce kadroyu yazma durumumuz olduğu için 25'i, gelirse yazabiliyorduk. İki oyuncu daha ilave edebiliyorduk. Gelmediği için söyledim ama yarın ne gibi gelişmeler olur? Bak, başka oyuncu olabilir. Onun için transfer böyle bir şey. Yani daha siz de biliyorsunuz ki çok konuşulan oyuncular vardı. Ha geldi, gelecek diye gelmedi. Amartya de daha önce konuşulup sonradan alındığı için de biraz yani geç gelince o da tatildeydi veya idman yapmamıştı. Oradan bir sıkıntımız var. İki maçta da olmayacak. Yani onun listeyi de zaten yazmadık. Gezal'ın sakatlığı var. Tayyip'in, Emrecan'ın, Cenk'in de sakatlığı var. Beş tane oyuncu böyle bir kenarda tutuyoruz zaten. Onun dışındaki 52 oyunculardan bize katılan Onana'nın idman sorunu yok. Takımda adaptasyonu ne kadar olur diye yeni idmanlara girdi. Onu da görmek durumundaydı. Yoksa Salih'i çıkardık. Başka birini de çıkarabildik. Yani çıkan her oyuncu da görevini iyi yaptı. Giren de iyi yaptığını düşünüyorum yani. İşte sonradan giren Semih, Ege, Onana 3 oyuncu değişikliği yaptım. Ve takımın da fiziksel durumunu görme bakımından iyi oldu. O dediğimiz eksiklik yani gol yemek böyle bir pozisyon bulmak dışında takım olarak iyiydik. Ama bu dediğiniz tespitler zaten bizde var sezon başında böyle konuştuğumuz. Şimdi bir sıkıntımız da o olacak. Yani bunu söylerken şikayet anlamında algılamayın. Çünkü bunları alıp başka yere çıkıyor. Rebic'i de aldı, tamam bitti, haftaya olacak. Yok öyle bir şey. Yani olmayabilir, olabilir. Transfer yani idmana çıkana kadar oyuncu bizim değil. Transfer çıktık da ama konuşuruz. Ama elimizdeki oyunculara katılan oyuncuların da problemi olabilir. Çünkü bu takım oynuyor. Onların adaptasyonundaki oyun verimi kadar takımın oyun düzenini bozan değil, geliştiren olması gerekiyor. Yani uyum dönemi. Şimdi sezon başı olması bakımından avantaj. Hazırlık maçında denemek başka bir şey. Resmi maçta o çocuk gelenlerin ne kadar hazır fiziksel hazır olup ondan sonra oynaması bunlar da zor bir şey. Yani şimdi az evvel söyledim. İki oyuncu aldık. Biri sahaya bugün sürdük. Şimdi elimizde çalışmış, çok iyi çalışmış. Fiziksel değerleri iyi olmuş. Oyunda verim alacağımı düşündüğüm oyuncu hemen kenara almaktansa onlarla verim almaya çalışıp alamasam diğerlerini katacağım. Bunlar sizin önünüzde hep beraber oluyor. Biz de bunları paylaşıyoruz. Öyle bir sorunumuz yok şu anda. Yani şu anda dün de konuştum. Beşiktaş'ın paniğe gidecek hiçbir sorunu yok. Sadece üzüldüğümüz çalışan bir arkadaşımın ayrılması oldu. Ama bunlar oluyor. Şimdi sahada gelen taraftarlarımızın takıma desteklemesi güzel. Yönetime de, bana da, oyuncuya da olan destek onlara geri dönecek. Çünkü başarı hepimizin
Başarısız da hepimiz. Başarısız olmak istemiyoruz. Bunlara başarılı olmak için yapıyoruz. Alacağımız oyuncuları da onun için almak istiyoruz. Orada eksik olabilir. Sahaya koyduğun oyuncu golü atarsa iyi, atmasa kötü. Ama bizim oyuncumuz, bizim insanımız Beşiktaş'ın görevlisi. O yüzden oraları unutmayalım. Çünkü bizim en büyük silahımız birbirimizi anlamak, desteklemek. İşte bugün de o desteği gördük. 2-1 oldu maç hiç. Yani pozisyon az verdik. Daha fazla pozisyona girdik. Rakibi iyi kapattık. Golü yedik. Yani panik yapmak bir şey ifade etmez. Üçüncü golü bulduk. Şimdi sonra şöyle genç oyuncu koyduk. Yani, golü attı. Gayet de iyi oynadı golün dışında. İşte Ege'de girdi iyi şeyler. Onana da iyi işler yap. Ama çıkanlar da iyiydi. Onlar da yani iyi oynayacak. Kenara gelecek. Öteki girecek. Buna biraz alışmamız lazım. Yani oyuncumuz da biz de sizden de ricam o. Aynı şekilde biz bir iş yaparken hatamız olacaktır ama suçumuz olmayacaktır. Bu yönetim için de geçerli, taraftar için de geçerli. Dün de söyledim. Farklı görüşler bizi zenginleştirsin, bizi daha iyi hale getirsin. Ama şiddet, karalama, hakaret bunları dışarıdan birileri yapsa da engelleyelim. Biz içimizde hiç yapmayalım. Özellikle istirham bu. Daha sezon başı yani bugünkü oyun rakibin gücüyle orantılı, oyunuyla da orantılı ama daha sezon başı yani bu takımın bütün takımlar için geçerli. Yani 6-8 haftalık dönemde dalgalanma geçirebilir. Şimdi elimizdeki bazı oyuncular performans olarak iyi kullanırken bazı oyuncularımız da şu anda olmayanlar, olanlar da eksik olanlar olabiliyor. Şimdi bunları da göreceğiz. Onun için o adaptasyon dönemini iyi geçirmemiz lazım tüm takım olarak. Mesela takım düştüğü zaman kenardan 5 tane oyuncu veya 3 tane 5 tane oyuncu koyduğun zaman fiziksel gücü, oyun yapısı daha zenginleşebilir. Eğer hazır değilse sıkıntı yani. Onun için daha bir hazır düşüncesini söyleyemem ama oyun yapısı olarak neler yaptığımızı anlatıyoruz. Yeni gelen oyuncular olursa onlara da bunu beraber işleyeceğiz. Çünkü onların da alışkanlıkları var bu yapıyı tanımak için. Bu oyunla ilgili fiziksel olarak da bir zamana ihtiyaç var. Biz olalım, diğer takımlar olsun. Ben sezon başladıktan sonra bile dalgalanma geçirebileceğini. Onun için burada kayıpsız gitmek önemli. Burada taraftarın desteğini söylememin de sebebi o. Çünkü burada kısır çekişme içinde olursak bunu kaybettim. Bu sezon başında kayıpların olması ileride telafisi daha zorlaşabiliyor. Burada kayıpları yapmadan bir de yükselen bir değer olursak daha iyi olacağınızı düşünüyorum. Diğer taraftan Onur ve diğer oyuncular ayrım yapmadan söylemek istiyorum. Bütün oyuncular iyiydi. Yani önde Onur iyiyken Rozi uyumları da çok iyiydi. Bunu çalışmada da denedik, gördük. Hazırlık maçlarında da gördük. Onun için herhalde başka oyuncu da oynasak belki o da aynı şeyi yapar. Semih de girdi olumlu şeyle. Bu olumlu yani. O zaman bu da burada yapar. Sol açıkta yapar. Santrfor'da. Ama girerken oyuncu ben burada oynamam diye düşünüyorsa zaten olmaz. Yani oyunun benimsemesi gerekiyor. Sola da geçti. Sağa da geçti. Yoruldu. Yani Rozier de öyle. İkisi de iyi oynadı. Diğerleri de sol tarafta da iyiydi. Ortada da iyiydi. Hatta değişiklik yapmaya gerek görmüyordu ama onana da görmek lazımdı. İki genç oyuncu da oyuna koyduk. Berkay'ı da belki koyabildik çünkü Omer Kolay'ın da sıkıntıları vardı. İşte hatta son bölümde ayrıca kasığında bir zorlama olabilirdi. O çok önemli değildi ama düşünce omuzunda bir sıkıntı oldu. Necip'in omuzunda oldu. Bir sağ stoper sağ omuzundan, sol stoper sol omuzundan rahatsızlanarak maçı bitirdi. Ama inşallah yarın öbür gün iki üçünde toparlarlar. Böyle bir şey zenginlik yani oyuncular hep söylüyorum yani oyuncular eğer bu birkaç mevkide oynayabiliyorsa iyi ama alacağımız oyuncu da 2-3 mevkideyse bir oyuncuyla üç işte bir taşla üç kuş vurma derler ya mesela sol açık aldık sağ açık oynuyor orta saha oynuyor sol açık aldı santrfor oynuyor iyi sol açık aldı geri oynuyor iyi çünkü olmazsa bir mevkiye tıkalı kalıyorsunuz zaman başka mevkiye alıyorsunuz bir de yabancı alırsanız daha da sıkıntı oluyor. Orta sahada Ege var, önlü böyle biraz daha önde 6-8 oynayabilir. Daha ileri götürülebilir. Bu ara Onana'yı biraz daha öne çıkardık bir ara şeyi abiri bıraktık. Bu değişiklikleri de yapacağız. Bunlara alışacağız. Burada amacımız oyunu bozmak değil, oyuncuların takım oyununa ayak uydurup rakibin durumuna göre davranması gerekiyor. Yani şimdi şöyle bu oyuncuları işte gelen oyuncular Onana şu anda geldi, Amati de geldi de. İşte başka oyuncu geldi. Onların hepsine bakacağız. Yani şu anda kesin bir şey söyleyemem. Hayallerimiz var, düşüncelerimiz var. Onları nasıl oynatabiliriz, birlikte nasıl oynatırız. Savunma anlayışı fark edecek, hücum anlayışı fark edecek. Yani fazla da savunmada kalmak istemiyoruz. Baskılı bir oynamak istiyoruz.
Öndekilerin onu da yaptım ben. Onlardan bir eksik olunca, önde baskı olmayınca bugün dediğiniz gibi rakip geliyor. Şimdi ligde de bunu yapacaklar bize. Onun için gelecek oyuncuları bir görelim. Yani şu anda elimizde tabii Amartey daha gelmedi. Evet kadroda ama maç dönemine gelmedi. Raşit gelecek, Cenk gelecek. Bir de transferle işte Tayyip ancak ikinci yarı, Emrecan daha sonra ona göre bakacağız, değerlendireceğiz. Şu anda gelen oyuncular gelsin ondan sonra konuşuruz tekrar. Gelecek oyuncu deyince sadece transfer olarak bakmayın. Elimizdeki oyunculardan da kazanmak. Az evvel söyledim genç oyuncular var. İşte gelip işte bu arada çalışmalarda kendini gösterip öne çıkanlar olacak. İşte Raşit Gezal gelecek. Cenk gelirse bunlar da bizim transfer gibi. Çünkü elimizde bunlar yok şu anda. Bizimle beraber değil. Dolayısıyla onlar var. Transfer de onlar. Transfer gündeminde olduğu için hep transfer üzerine konuşuluyor. Buradan da bize çok saldırı geliyor. Yani ben onu, o yüzden söylüyorum. Konuşmaya dikkat etmeye çalışıyorum. İşte dün de sordum arkadaşlara. Dedi ki sol açık lazım dedi medyaya. Biz de sol açık söyledik bakacağız. Medyadan alıyorum haberi. Hoş geldiniz. Şey gibi bu hani şeyde gazinoda değil mi? Hoş geldiniz. Başka sorusu tamam, olan var mı? Tamam yok değil mi başka soru? Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Transferle ilgili böyle bir isim şey takıntım yok benim şu anda. Onlar için yani Rebic ismini anlattım az evvel. O da olur olmayabilir. Yani olmadan bir oyuncu konuşmak doğru değil. Oyuncu da gelip işte Lianco geldi. Alınmadıysa kapat konuyu bitti. Alınırsa konuşalım. İdmana çıkacak yani benim bana gelmeyen oyuncu ki geldiği halde şu anda idmana çıkan oyuncum var yani. Dolayısıyla onlar üzerinden konuş. Diğerleri hep dışımızda olay. Konuşulur, bakılır. Transfer öyle bir şeydir. Yani kolay değil. Oyuncu geliyor, gelmek istemiyor. Oyuncu geliyor, eşi gelmek istemiyor. Kulüp vermek istemiyor. Sonra geliyor adam burada olmuyor. Bunlar yaşadığımız şeyler. Onun için ben o taraflara fazla girmiyorum. Ben geldikten sonra benim oyuncum. Gelmeden benim oyuncum olmadı. Hep o konuşuyor. Beşiktaş şu oyuncuyu aldı sonra vazgeçti. Alacaktı da istemedi. Ceyhun Bey istedi, Şenol istedi. Bu öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Beşiktaş kulübü oyuncu alıyor. İdmana çıktıysa benimdi. Şu andaki elimizdeki oyunculara bakıyoruz. Başta da söyledim onu. Elimizdeki katılanlara bir kadro yapacağız. Oynayanlar var şu anda. Katılanlar olacak. Oradan da oynamayan, mutsuz olan yani gitmek isteyen de gidecek. Alacağımız oyuncu da bizi istesin de bunu daha önce kampta da gelen arkadaşa söyledim. Bizi istemiyorsa hiç gelmesin oyuncu zaten. Bize gelenler isteyecek. Burada arkadaşların hepsi affedersin ölümüne çalışacak. Yeni gelen de acaba o gitsem mi oynasam mı eşi midir onu, bunu söyleyince de birini suçlamıyorum. Hakikaten öyle yani her takım için. Oyuncu geldiği zaman yürekten verecek. Ben şimdi takımdaki o havayı istiyorum. Bizim en büyük silahımız birlik beraberlik. Birlikte çalışmak, kazanmak için her şeyimizi ortaya koymak. Yani biri girerken mutsuzum. Gel git kardeşim hiç gelme daha. Yani onun için alırken de buna zor bir şey tabii. Yani geldikten sonra böyle olsun istiyorum. Burada da oyunculara söylüyorum. Yani elimizdeki oyuncuları genel oyuncu geçmeye çalışacak. Geçemese de yardımcı olacak. O kenara geldiği zaman diğeri oynayacak. Bunu bir kez daha sizin aracınıza söylüyorum. O yüzden transfer isimleri üzerine hep ya hiç gündemde olmayan bir oyuncu konuşuluyor. Sonra adam Türkiye piyasasına çıkıyor. Ondan sonra hiç olmuyor. Niye olmadı diye hesap soruluyor. Veya aşağı yukarı ben buradayken de konuşulan oyuncu yine konuşuluyor. Yani ben burada derken 5-6 sene önce buradayken aynı oyuncu bugün yine konuşuluyor. Yok şu oyuncuyu alacağız. Şu 30-35 yaşında genç oyuncu. Yok oyuncu alacağız. Yani almak istiyoruz. Almadı diye de bazen konuşunca yönetimden de bana şey geliyor. Geç kaldı diye bir şey yok. Yani sadece ya şimdi biz çıktık oynadık tamam. Elimizdekini oynadık. Ne var burada eksik? Ne yapmamız gerekiyor onu söylüyorum. 10 tane ise 15 tane 16 tane aynı ayarda olursa 4 tane de o ayarı zorlayan oyuncu olursa onlar da yeter bana. Ama bunu sayıyı 20'nin üstüne çıkarmakta fayda var. 20 tane zaten kadroda oyuncumuz var. Hepsi aynı ayarda olursa değiştirerek oynatırsın. 5 tane oyuncu koyarsın. Takımda düştüğü zaman yardımcı olur. Bu kadar yeterli olur. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun hocam. Kazanmak güzel şey. Ne olursa olsun.